antrenmanlarda özellikle doğanın içindeyken özgür kalmayı ve şükran duygusunu çok fazla hissediyorum. 12 yıllık hemşirelik kariyerim boyunca birçok insanın fiziksel ve mental olarak sağlığını kaybettiği durumlara şahitlik ettiğim için koşabilmek, doğadaki bütün bu uyaranlara karşı bunları görebilmek, hissedebilmek bende şükran duygusunu uyandırıyor. Ve mutlu oluyorum, mutlu hissediyorum. Koşan birçok insan gibi. Kapadokya benim için oldukça özel bir coğrafya. Çünkü burayı eşsiz yapan bu benzersiz peri bacaları ve coğrafi olarak bu farklılığı koşuda da oldukça etkiliyor zaten insanı. Balonların arasında böyle Ekim'in ikinci haftası oluyor genelde Kapadokya Ultra Trail yarışı. Oldukça keyifli geçiyor. Türkiye'den tüm koşucu dostlarımızla burada birleşmek, burada beraber koşmak adeta bir panayır gibi oluyor. Mustafa ile Kızıl Vadi, Üç Güzeller Bölgesi ve Zemi Vadisi'ni koşarak Kapadokya Parkuru'nu birlikte geçmiş olacağız. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözbebeği Kapadokya'dayız bu hafta. Kapadokya'nın özel yerlerinde koşacağız Aysel hocamla birlikte. Kendisi Ultra Rail'da üçüncüydü bu seneki koşularda 15 Ekim'de. Hazır gitti, geri çağırdım gel dedim. Tam mevsimi Kapadokya'nın da tam topraklarının kızıl rengi büründüğü dönemde, balonların havalandığı dönemde koşalım mı dedim. Olur dedi. Mekanları o belirleyecek. Burada güzel bir koşuyla bu hafta yapabilir misini çekeceğiz. Kapadokya her zaman sihirli. Bu hafta da bizim için sihirli olacak. Güzel görüntülerle karşınızda olacağız. Biz de maşallah koşuyorsunuz yani. Yok yani koşma bende yok. Ama her şeyi yaptığım için artık. Kondisyon mu? Ya kondisyonum var. Patika koşusu arazide, ormanda, patikalarda gerçekleşen, doğanın da içinde olan koşulardır. Diğer maratonları biliyorsunuz, onlar genellikle yollarda koşulur. Maraton mesafeleri, ultra maraton mesafeleri olarak patikaların içinde değişirler. Bu farklılık gösterir. Aynı zamanda patika koşularında bir de kazanım elde edersiniz mesafenin yanı sıra. Bunu da koşucular gözetirler katıldıkları yarışa göre ve buna göre hazırlık yaparlar. Eğer çok tırmanışlı, bol tırmanışlı bir yarışa hazırlık yapılıyorsa tırmanış antrenmanları eklenir ve bunlar gözetilir. Kapadokya Ultra Trail'de 63 km ve 119 km parkurları ultramaraton mesafelerine girerler. Burada bu mesafelerin yanı sıra aynı zamanda bir de kazanım elde edersiniz. 38 km parkuru ise yine bir patika koşusu parkurudur. Fakat ultramaraton olarak geçmez. Türkiye'de bol tırmanışlı yarışlar da vardır. Mesela Uludağ Ultra Trail gibi, Alanya Ultra Trail gibi yarışlar bol tırmanışlı coğrafyalarda geçerler. Kapadokya Ultra Trail ise bunlara göre biraz daha az tırmanışlı ama çok hızlı geçen bir parkurdur. Burası hızıyla zaten parkur rekorlarıyla da oldukça ün yapmıştır. Hocam sizi dinlemek istiyorum ama size yetişmek de istiyorum. Yetişmek için bugün çok çabaladım. Nefes nefese kaldım.
O kadar güzel anlatıyorsunuz ki hangisi kafama giriyor acaba, onu da düşünmeye başladım. Kapadokya'da güzel bir gün geçirdim sizin sayenizde. Yarın devam edeceğiz. Bugün akşama kadar benimle koştunuz. Çok yorgundunuz, onun da farkındaydım. Ama yarın daha güzel, dinamik koşacağız galiba. Yorgun olmanız benim işime geldi. Size yetiştim. Yarın büyük ihtimal yetişemeyeceğim ama beni beklerseniz sevinirim. İyi spor, iyi dinlenmeyle gelir hocam. Kesinlikle. O zaman hadi gidelim hocam. Ya akşam olmadı, hadi biraz daha koşalım. Koşalım. Zirveye bakın hocam. Kapadokya sizi bekliyor. Ne muhteşem manzara değil mi? İnsan burada daha güzel nefes alıyor. Kesinlikle. O zaman buyurun hocam. Görüşürüz. Mesela buraları arabayla gezemezsiniz. Buraya arabayla asla giremem. Ama koşarak. Hep denir ki zirveye çıkanlar en güzel manzarayı görenlerdir. Evet, şu an çok güzel manzara gördük. Çok yoruldum be hocam. Biraz acımasızsınız. Ama değdi. Bu nasıl? Hocam değişik bir hafta geçirdim sayenizde. Hem de çok değişik. Ben de sizlere çok rahat. Teşekkür ederim. Çok rahat yapılabilecek bir spor değil. Yani onu söyleyebilirim. Ama yapılması gereken bir şey. Biraz zaman vermek çok önemli. Evet. Yavaş yavaş. Hiç koşmayanlar, hiç bilmeyenler biraz daha yürü koş yaparak bir insanla sohbet edebilecekleri bir hızda giderek başlayabilirler. Çünkü çok fazla zorladıkları zaman ilk etapta keyif de almayabilirler, sakatlanabilirler. Buna dikkat etmek çok önemli. Evet. Ama doğayı kaçırmamak gerekir. Doğayı. Ben ama şunu önerebilirim. İlk yer Kapadokya'ymış. Doğru yer seçmişim. Çünkü buraları ancak koşarak görebilirsiniz. Kesinlikle. Herkes gelemez buralara. O zaman gidelim hocam. Gidelim. Artık akşam oldu. Bugün Mustafa ile beraber Göreme Kızılvadi arasındaki kısmı koştuk. Oradaki patikaları keşfettik birlikte. Oldukça keyifliydi. Hava çok güzeldi. İlk başlarda soğuk olsa da öğlene doğru artık gitgide güneş açtı ve oldukça keyifli geçti koşumuz. Kesinlikle koşucular ekipmanlarını zaten hava durumuna göre tercih ediyorlar. Yağmurlu havalarda yağmurluk kullanıyoruz. 10.000 metreye kadar dayanıklı olan yağmurluklar. Daha soğuk havalarda biraz daha kat kat giyinerek, katmanlar yaparak soğuktan korunmaya çalışıyoruz. Sıcak havalarda ise sıvı alımımıza özellikle dikkat ederek daha böyle kısa kollu şortlar tercih ederek koşumuzu tamamlıyoruz. Koştukça vücudun ısındığını ve ısınacağımızı, o yüzden böyle birkaç derece düşük yüksekmişçesine hareket etmek gerektiğini unutmamak gerekir. Çünkü durarak hani olan beden ısısıyla koşarak olan farklı olacaktır. Koşucular da buna dikkat ederek koşularına başlayabilirler. Gayet iyiydi bence Mustafa. Çünkü çıkışlarda da oldukça güçlüydü. İnişlerde de gayet güçlüydü. Sadece bu işin böyle ilk göründüğü zaman ah ben de bunu yapacağım deyip aynısı olmadığını unutmamak gerekir. Bu biraz daha tecrübe işi. Dağlara inip çıkmak, zeminle
kaymayacağını, kaymadan oraya güvenebilmek, güvenle hareket edebilmek biraz daha tecrübe işi. Ben uzun yıllardır bu şekilde iniş ve çıkış antrenmanları yaptığım için bazı noktalarda daha rahat ettim. Fakat Mustafa yeni olmasına rağmen, bu alanla uğraşmıyor olmasına rağmen gayet iyiydi, güçlüydü. O yüzden söyleyeceğim bir şey yok, çok iyi. Bir koşucu oldu bence. Nasıl yapılırı gösterdi yani. Bu şekilde yapılabilir. O benimle ilgili iyi düşünüyor. Yapabileceğimi düşünüyor ama ben yapabileceğimi düşünmedim nedense. Çünkü o mesafeyi kapatmak istedim. Hocam bunun adı depar mıdır? Onun ifadesini de bilmiyorum ama iyi koşuyor. Ben de ona ayak uydurmaya çalıştım. Tabii ben biraz da Kapadokya'yı izledim. O daha öncesinde çok koştu burada. O buralara alışkın. Ama ben ilk defa koşarken Kapadokya'nın o sihirli atmosferini daha yeni görüyordum. Önceden arabayla gezmiştik. Ama şimdi koşarak daha yakından görme fırsatı buldum. Oraya da kapıldım. İyi bir sporcuyla gelmişim buraya. Onu da fark ettim. Kapadokya'nın hava değişimini çok iyi ayak uydurduk. Biraz lahana tarzı vardır ya, kıyafetlerimizi ona göre ayarladık. Bittim. Şu an Sunset'teyiz. Kısa taştayız değil mi? Evet. Ben kızıl oldum. Gerçekten hayran kaldım hocam. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Sizin... O zaman seni 2024 Solomon Kapadokya Ultra Trail'de koşacağım. Yok, koşmayacağım da. Bekliyoruz. Bir gelelim nasılsınız diye bakarım. Çok mutlu oluruz. Biz de çok mutlu olduk. Sağ olun. Bizi güzel karşıladınız. Kapadokya'da güzel vakit geçirdik sayenizde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. İlginç bir hafta oldu benim için. Sen Aysel Hocam da antrenmanlarını benim sayemde yaptı. Benim üzerimde de yaptı diyebiliriz. Ama Kapadokya'nın o görmediğiniz o güzel yerlerini gördük ve çektik. Ekstrem sporlarda her zaman yanınızda bir arkadaş vardır. Yani snowboard yapsanız tahtanız vardır, offroad yapsanız aracınız vardır. Bu defa biz baş başaydık. Yani kendi vücudumla birlikte bu işi başarabilecek miydim? Aysel Hocam başardın dedi ama bunu daha da devamlı yapman lazım. Çünkü ruhsal olarak da vücudunun hazır olması gerek dedi. Evet, haklıydı. Ben fiziksel olarak hazırdım ama belli ki biraz ruhsal olarak hazır değildim. Yani o psikolojiye tam adapte olamadım. Ama ona ayak uydurmak için elimden geleni yaptım. Ekipman burada çok önemliymiş. Bunu gördüm. Kıyafet gerçekten çok önemliymiş. Giydikleriniz sizi... biraz daha ileriye götürebilir. Yani ayakkabınızdan tutun şortunuza kadar, üzerinizdeki kıyafet, yağmurluğunuz, yani patika koşusunda çok önemliymiş. Bunu gördüm. Bu noktada hazırlıklı geldim. Güzel de oldu. Kapadokya'da keyifli bir hafta geçirdim. Şimdi başka bir bölüme gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.